Maçı da başlatayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oynayamayan arkadaşlar için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Herkes oynasın diye ama 8-8-16 ediyor. Başka maçlarda oynarsınız. Bundan sonra bench için zamanımız olacak. Bundan sonra bench olacak. Bench'te hızlı pozisyona giren kazanacak arkadaşlar. Evet, Milan şimdi atakta. Milan Nord'a karşı. Bugün Milan bizi yendi ya. Evet, Nord atağı sol kanattan RK ile orada hiçbir arkadaşı yok dedim ama defansın hatası Xerox'ta kaldı. Xerox kaleci iki hamlede. Kaju iki hamlede başarılı. İyi yer tuttu Kaju. Savage şimdi. Savage. Savage geçemedi bir türlü. Dime aldı topu. Yerde arkadaşları yok. Sola doğru oynadı. Toksik girdi araya. Uzaklaştırdı topu taca. Chat'te çok. Aleykümselam. Daha an artık daha rahat tanırsın. Tamamdır. Kajutunu. Çok şey yazılmış arkadaşlar. Hepsini okuyamadım. Aybo. Aybo sen seçilmemiş miydin? Seçilmedin mi? Neyse artık başka zaman. Mahmut sağa doğru pas. Evet, tekrar Mahmut aldı topu, kaptırdı şimdi. RK gitmeye çalıştı ama kaleye kadar geldi. Sağ kanattan Nord atağa gelişmeden orada defansta Tuna taca gönderdi. Bu arada arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Maldini sol bekteki Maldini normalde tabii Milan'da değil de Nord'a geçmiş. Eskiden bildiğimiz Zedorf ismini değiştirdi. Maldini yaptı. O efsane sol bekin ismini aldı bu sefer. Zedorf. Çok da severdim Maldini'yi. Bir Lizarazu, bir Maldini benim sol beklerim. Sağ bekim de Inter'de birisi vardı şimdi aklıma gelmiyor. Inter'in sağ beki hatta ileride çıkan kimdi bana birisi hatırlatsın o dönemlerde yine. Savage taç atışını kullandı. Zanetti. Evet Kaju biliyorsun sen bu işi. Zanetti. Javier Zanetti evet. O taç atışı şimdi Mac uzaklaştırdı ama tekrar kekreyen ortaya doğru bir pas. Kaleci açılıp alacak o topu. Nasılsın dede demiş kısaca. İyi sen nasılsın? Bastonlayıp gidiyoruz işte. Dark sağa doğru bir pas. Orada topla RK buluşamadan yine Tuna taca gönderdi. RK taç atışını kullandı şimdi. Dimi. Xerox. Oo bir dakika. Alır mı dedim ama alamadı. Xerox bana Steam'den en sevdiğin orta saha oyuncusu kim demiş ama şu andaki mi yoksa tüm zamanlar mı Xerox? Tüm zamanların en çok sevdiğim orta saha oyuncusu şaşırtmayacak bir isim Zidane. Zinedine Zidane. Vieira Mahmut'un en sevdiği oyuncusu olmasına şaşırmadım. Patrick Vieira da Mahmut gibi bir adamdı yani. Mahmut'un bu oyunda sergilediği rolü Vieira'dan kaptığını düşünüyorum o zaman. Çünkü Patrick Vieira gayet sağlam bir defansif orta sahaydı. Sağa doğru bir pas. Xerox'tan iyi kontrol. Xerox şimdi geçemedi rakibini. Tuna orada. İşte görüyorsunuz yani benim bahsettiğim sigorta defans Tuna. Eğer gözlemciler seyrediyorsa kaleci olarak benim tavsiye ettiğim en az takımda her takımda bir tane olması gereken
Birden fazlası zarar arkadaşlar. Çünkü oyun kurucu defans değil ama top kesici defans %100. Ya dede, yine birikmiş arkadaşlar. Chat'i okuyacağım ama kaleye kadar gelsin bir top. Kaleci şimdi tuttu. Sağ kanat en sevdiğin kim demiş Zeyrox. Tüm zamanlarınkini soruyorsan eğer. Yani sağ kanatta ters ayaklı kanat olarak oynayan Robben'i söyleyebilirim. Sol ayaklı ama sağda Bayern'de özellikle oynadığı PSV'de oynadığı Arjen Robben'i söyleyebilirim arkadaşlar. Garinça demiş. Garinça. Garinça mı? Evet. Maça dönelim. Ben chat'i okuyacağım. Bu Arjen Robben'i kim sevmez ya? Savage orta pasını verdi. Şut! Direkten dönen top. Kaleci Richthofen kısa oynadı. Ronaldinho Eto varken demiş. Valla benim sevdiğim oyuncu Arjen Robben. Tabii ki onlar iyi oyuncular ama çete bakacağım. Bu arada ben yeniymişim ama beni neden saymıyorsun? Az önce yenisin demiştin. Listeye almamıştın. Efe sen o kadar da yeni değilsin. Yani yeni gelen derken odaya şeye yeni gelen. Tamam Efe'cim haksızlık etmiş olabilirim. Bir dahaki maça bir kişiye kime de vermiştim söz. Onunla birlikte sen tecrübesizler arasında kaptan ol. Tamam mı Efe'cim? Anlaşalım seninle. Yeni okudum chat'i. Umarım dinliyorsundur beni. Yani benim de hafızam 40 yaşındaki adamın hafızası olduğu için o konuda pek yapabileceğim bir şey yok. Zeyrox'ta hemen yazmış sıfır tecrübem var diye bak. Evet maç şu anda çok zevkli geçiyor diyemem. İki takım da disiplinli defansif bir futbol sergiliyorlar. İleride çok adam tutmuyorlar. Defanslar da ileri çıkmıyor. Gördüğünüz gibi sürekli ileri vurulan toplar var. Sonraki mesajları okuyayım. Sky kötüyüm de yedek kaldık. Yapacak bir şey yok valla. Ya dede bu Mahmut ben varken gelmiyor. Ben gidince geliyor. Allah belanı versin gani. Yani bir dakika. Mahmut ben yok varken gelmiyor. Ben yokken geliyor. Allah belanı versin Mahmut diyecek sandım. Allah belanı versin Gani demiş. Viper güldüm buna. Ay ay. Bunlar şakalaşmalar tabii arkadaşlar. Yeni olan arkadaşlar bilmiyor olabilir. Uf, direkten döndü top. Kaleci. Ribery mi Robben? Ben Robben diyorum arkadaşlar. Robben'i neden sevdiğimi de söyleyeyim. Şeyden kalma bana CM Championship Manager vardı. Bu fe Oo, bu arada Ricardo Quaresma kaleciyle karşı karşı kaldı. Kaleci de mükemmel çıkardı. Richthofen bugün döktürüyor. Ne yapmış Richthofen? Tamamen değişmiş Richthofen arkadaşlar. Richthofen bu değildi. Ya Richthofen küçüktü. Abisi aldı elinden. Klavyeyi geçten kenara dedi. Ya da Richthofen kendini o bir gün içinde yani ne oldu da bu kadar hızlı düzeltti bilemiyorum. Ya da kötü gününe mi denk geldik nedir? Faik kaptırdı. Richthofen sen daha önceki maçlarda bayağı hata yapmıştın canım ya. O yüzden. Ne alaka diyorsun ama ben hatırlıyorum yaptığın hataları. Ben bu kadar iyi kaleci olduğunu bilmiyordum Richthofen'cim. Bende kayıtları var biliyorsun. Xerox. 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 Geçemedi. Defansı. Çete dönüyorum.
Şaka ganime benim buçuk. Xerox dur bir saniye Xerox'cum. Her yazdığını okuyamam. Chat'i okumam lazım. Estağfurullah, ben ters bir şey söylemedim ya, hafif şakalaşma amacıyla. Tamam Efe'cim, yok ben o şekilde, ben de bu arada stadın dışına çıktım ya. Parmaklar basıyor. Oo, kaleci kalede yok. Dışarı çıktı. Orada kim çekti o şutu? Zannedersem Toksik. Orada kalecinin açıldığını görüp gelişine vurdu. Gol olmadı. Evet, tüm zamanların en iyisi kim? Dede 90'a atlayan kaleciye yerden vuracağım. Dağın taktik aynen öyle. O dağın taktik aynı zamanda Abuzer taktik. Abuzer'i bugün aramızda göremedik. Abuzer'in bir işi var herhalde. Bu arada Xerox yine girmeye çalıştı. Tüm zamanların en iyisi bence Messi. Tüm zamanların en iyisi. Şimdi Cristiano Ronaldo tabii ki çok çok iyi bir oyuncu. Bence şöyle yani seyretmeyi sevdiğim Messi. Cristiano Ronaldo şeylere baktığınızda, özelliklere baktığınızda Messi'den daha üstün ama işte yükselme, kafa vurmadır, şudur budur bir sürü özelliği var. Ama Messi'yi seyretmek benim için çok zevkliydi. Messi'nin çalımlarını seyretmek çok zevkliydi. Maldaro mu? Maldini miydi o? Pardon. Faik'in vuruşu kaleciye dönen top. Defans taca gönderdi. Bir dakika hemen bir şeylere bakayım. Maldini'ymiş. Ben Maldini, Maldoro diye okudum. Kusura bakma Maldini. Zedorcu. Rafael Leao beni de alır mısın mı? Gezdi gözüm evet. Bozulmuş olabilir. Yani 10 yaşımdan beri bilgisayar oynuyorum. Gözüm bilmiyorum yani gözlük takmıyorum ama bozulmuş olabilir arkadaşlar artık. 30 yıldır bilgisayar oynuyorum yani. Maldini taç atışını kullanacak. Kent girecek. Roxy Spek dedi. Tamam. Roxy'cim beni duyabiliyorsan eğer Spek'e geçersen sevinirim. Roxy'cim. Ha geçmiş mi? Ha çıkmış peki. Arkadaşlar kaptanlar 3 değişiklik yapabiliyor. Bu arada Milan'ın neden kanadı boş onu bilmiyorum. Milan'ın kanadı neden boş? Bir dakika Roxy'yi siz nasıl çıkardınız? Şeyden ama Roxy yeni gelen oyunculardan da arkadaşlar ya. Şu yeni gelen oyuncuları çıkarmayın. Bir maç bitirsinler yapmayın bunu. Yani 3 değişiklik hakkınız var diye. Ben yeni gelen oyuncular da oynasın dedim. Bak adam çıktı şimdi haklı olarak yani. Ben de ona dikkat etmedim. Benim de hatam var. Kuralları yazılı bir kural çıkartacağız artık bu seçmelerde. Sıkıntı oluyor. Kimseyi kırmak değildi niyetim. Faik şimdi. Faik ceza sahasına girmeden vurdu ve gol. Faik. Yerden vurdu. Tam köşeye gitti. Tam buraya gitti. Sonunda bir gol geldi. Goller muhtemelen böyle olacak. Defanslar geçit vermiyor. En azından ilk golün böyle olması normal. Uzaktan şutla. Kent. Diğer tarafa kim geçti? Kekren oraya geçtiyse bir değişiklik oldu ama. Emirhan Toksik. Allah Allah. Peki. Kekren çıkmıştı geri girdi herhalde. Maldini bence iyi kaleciye ihtiyacımız var Zedorf'cum Maldini'cim. Çünkü kaleciler açısından azız. Bayağı az kalecimiz var. Kaleci topu tuttu şimdi. Yine kalecinin açıldığını gören vuruyor ileri doğru. Dede benim falso 0.99 kick hate 0.70 cillop gibi ayar demiş Viper. Dede ben sadece fiziksel açıdan üstün
Ronaldo'nun tekniği çok gerimesinden demiş. Evet, Sky, o konuda haklısın. Zaten o yüzden o tekniği sayesinde sergilediği çalımlar, oyunlar, paslar vesaire yüzünden Messi'yi seyretmeyi daha çok seviyorum ben. Dum zaten, daha doğrusu şu anda zaten ikisi de yaşlandığı için eskisiyle alakaları yok. Ronaldo, dede benim falsa yazdın ya onu Viper, aynı şeyi niye yazıyorsun? Evet. Şut geldi kentten. Kaleci. Biraz maça döneyim. Maç zevklendi. Köşe vuruşunu kullanacak Kent şimdi. Dışarı doğru kısa oynadı. Mahmut şimdi. Mahmut kendisi vurdu. Kaleci. Tuttu topu Richthofen. Uzun oynadı. Taca çıktı top. CSGO evet oynayacağız. Dede bu oyunda da gerçek futboldan en zor mevki orta saha. Ben hem atağa gittim hem orta saha yönet bir de defansa yaz. Aynen öyle. Yani orta sahadaki rolün de alakalı. Şimdi kimi orta sahalar hiç geriye gelmez. Kimi orta sahalar defansın yanında durur. Yani değişiyor orta sahadan orta sahaya. Kimisi de her ikisini yapar. Bir de öyle bir şey var tabii. İki yönlü orta saha dediğimiz. Oo, Tuna'dan bir hata. Şut! Kaleci! Evet, Kaju. Kaju güzel kurtarışlar Kaju'dan. Uzun oynadı şimdi Kekreyan orada. Pasını verdi, sola açtı oyunu. Kent. Kent geçemedi defansı. Defans da uzaklaştırdı. Kaleciye kadar geldi top. Karşılıklı pas hataları. Yine nasıl futbolun dedi. Ben askerde komandoydum. Viper sen ne ara askere gittin? Kaç yaşındasın sen ya? Emin sağa verdi. Kaptırdı topu şimdi. Geçer mi oradan top? Mek hata yaptı. Kent aldı. Kent geçti rakibinin de. Kent! Direkt üstüne çarpan top. Dönen top kaleci. Pardon, dönen top sanırım direkten dışarı çıktı. Çünkü out verdi hakem. Korner attın falan diyor. Nasıl korner yani? Arkadaşlar ona bir şey yapamayız ya. Yani belki bilmem ben de kaleci kurtardı gibi gördüm de bir hata daha. Milan hata tekrar. Kent üstten out. 9 yaşındayım demiş Viper. Peki Viper'cığım. Kent serbest vuruşu kullandı. Direkten dönen top. Şut ve gol. Mahmut. Şöyle söyleyeyim. Göğsüyle attı golü. Mahmut. Kendi vuruşunda üst direkten dönen topa. Mahmut göğsüyle tamamladı. Durum 1-1 oldu. Maça zevk geldi. Kafayla neyle attığını, hayır kafayla atmadın. Ya, bende kaydı var, gösterebilirim. Neyle attığımı biliyorsunuz demiş. Yani aslında evet öyle diyecektim Mahmutçum ama göğsüyle demeyi tercih ettim ama kesinlikle kafa değil onu söyleyebilirim. Ben o kadar da katarak değilim. Maldini sola verdi pasını. Faik. Faik topu unutunca out'a çıktı. 173 saatim var demiş. Ağla demiş Viper. Ağlıyorum Viper. 173 saatine senin. Emin. Emin şimdi aldı topu. Arkadaşlar, yayında olan arkadaşlara söylüyorum. Bir hatırlatma yapacağım yine. Babel bu arada. Babel! Babel! Babel geldiği zaman Hacı yok. Hacı geldiği zaman Babel yok. Neden acaba? Süpermen'le Clark Kent mi bunlar? Hayır. Babel, Hacı'nın abisi arkadaşlar bilmeyenler için. Bazen, gerçi onların bilgisayarları farklı ama ben öyle söylemeyi tercih ettim. Babel golünü güzel bir gol attı. Dakika 15'e de girdik. 2-1'lik North üstünlüğü
Kekreyan şimdi. Kekreyan sağa doğru pasını verdi. Quaresma topla buluştu. Ayağından açtı. Orada defans araya girdi. Defansta Dark araya girdi. Dark da yeni oyuncularımızdan arkadaşlar. Defansta umarım bir Tuna gibi, Emirhan gibi o da iyi performans sergiler ileriki maçlarda. Kekreyan şimdi sola doğru bir pas ama defans araya girdi. Sağa doğru bir pas. Emin. Emin aldı topu Emin. Veremedi pasını. Tuna Taç'a gönderdi. Emin kullanıyor taç atışını. Babel şimdi. Babel geçti rakibini. Babel. 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 Kaleci. Yerden vurmasına rağmen Kaju kurtardı o topu. Bir şut daha. Out. Sola doğru bir pas. Kent'ten iyi kontrol gelmedi. Emin. Emin 3 arkadaşı var içeride. Şimdi pasını aktarma düşüncesi ama geride Mahmut kesti. Atak devam ediyor. Şut! Kaleci! Mükemmel kurtarış. Dönen top şimdi. Defans araya girdi ama atak tazeliyor şimdi North Süleyman'la. Süleyman geçemedi rakibini. Şimdi defans. Nereye gitti o top onu göremedim. Bayağı bir uzağa gitmiş. Yani orada evet taç atışını North kullanacak. Orada bir Tsubasa oldu. Tsubasa olduğu zaman kimden olduğu belli olmuyor arkadaşlar. İki kişi birden topa vurunca topun hızı iki katına çıkıyor. Faik. Bence güzel bir bug o. Bence düzeltilmemesi. Bu arada bir şut. Düzeltilmemesi gereken bir bug o. Orada Tuna biraz riskli bir hareket. Kaleci vururken çarpabilirdi çünkü. Mahmut sola doğru güzel düşündü. Yine o Mahmut paslarından biri. Kent topla buluştu. Kent çekti. Ama aktaramadı pasını. Şimdi kontra atak şansı Emin'le. Nortlar çok adam geldi. 4 kişi geldiler. 4'e 1 geliyorlar şimdi. Ama orada toksik var. Toksik. Kornere gönderdi topu. Köşeye vuruşunu kullanacak şimdi Nortlar. Hiç beklemeden kullandım. Penaltı noktasına doğru şut. Out. Son saniyelerde. Artık son saniyedeyiz. Kazanma şansı yok Milan'ın. Maçta 2-1 sona erdi. Güzel bir maç izledik.